Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben CrossFit eğitmeni Kürşat Şentürk. Bugün sizlere thruster hareketini anlatacağım. Thruster yapanlar bilir, çok zorlanılan, çok tercih edilmeyen bir harekettir. Ama oldukça faydalı, nabzı yükselten ve bütün kas gruplarını çalıştıran bir hareketimizdir. Thruster hareketini nasıl yapıyoruz? Aslında thruster hareketinde front squat'tan sonra press'e geçiyoruz ve bunu akıcı bir şekilde yapıyoruz. Yine barı ilk yerden alışımızda niye dikkat ediyorduk? Hook grip tutmaya. İki türlü başlama seçeneğiniz var. Birincisi barı cleanleyip buraya alıp bundan sonra harekete başlayabilirsiniz. İkincisi, direkt squat clean'le de harekete başlayabilirsiniz. Şimdi, bu hareketi yaparken nereye dikkat ediyoruz? Birincisi, squat'a indiğinde kalçam 90 derecenin altına inmek zorunda. Şurada kalınan squat'lar geçersiz sayılacaktır. İkincisi, front squat bittikten sonra durup press yapamıyoruz. Akıcı bir şekilde asansör dediğimiz teknikle yapmamız gerekiyor. Bir kez yandan göstereyim size. Daha iyi anlaşılacaktır. Yerden cleanledim. İndim squat'a, press yapıyorum. Aşağıya inerken de eş zamanlı squat'a inmeye başlarsak hem zamandan hem güçten tasarruf etmiş oluruz. Demin bahsettiğim şuydu. Squat'ı yaptım, durdum, sonra press yapamıyorum arkadaşlar. Bu geçersiz bir tekrar sayılır. Yerden kalkarken. Kalktıktan sonra da başımı iki kolumun arasında gösteriyorum. Dirseklerim bükülük olamaz. Dirseklerim full ekstansiyon olmak zorunda. Dizlerim bükülük alamaz. Dirsek ve dizlerim yukarıda full gergin göstermek zorundayım. Aşağıya indim ve yukarı press yaptım. Evet, başta da belirttiğim gibi nabzı oldukça yükselten bir harekettir. Ama genel dayanıklılık ve genel kuvvet için çok güzel bir harekettir. Şu an anladığınız üzere 5-6 tekrarda nabız yükseldi. Antrenmanınızı içeride mutlaka koyun. Haftada bir günde olsa yapmanızı tavsiye ederim. Spor Yaşam Diyet'ten herkese sağlıklı ve bol sporlu günler dilerim. Hoşçakalın.